Arkadaşlar merhabalar, bu videomuzda Kendi Stratejim Premium'un verdiği 10 canlı sinyali inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi üyelere özel videolarda 10 tane canlı sinyali de sizlere gösteriyorum ve bu videoda da onların üstünden biraz geçeceğiz arkadaşlar. Canlı sinyallerini sizlere göstereceğim ve sistemin %100 çalıştığını sizlere kanıtlayacağım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz görseldeki gibi hedef noktalarımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bir yükseliş sinyali için bu şekilde satış noktalarımızı belirliyoruz. Yani alt bantta bir yükseliş sinyali aldığımızda stop loss noktamızı belirliyoruz ve orta bandın biraz altına birinci satış noktamızı yerleştiriyoruz. Üst bandın biraz altına da ikinci satış noktamızı yerleştiriyoruz ve bu şekilde yükseliş sinyalleri için satış noktalarımızı belirliyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz görseldeki gibi de düşüş sinyallerinden sonra hedeflerimizi aynı şekilde belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda sizlere 10 tane canlı sinyalle buradaki sistemin %100 olarak çalıştığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Zaten üyelere özel videolarda bu sinyallerin öncesinde nasıl sinyal tespit ettiğimizde detaylı bir şekilde gösteriyorum. Yani buradaki sistem sayesinde düşüşleri ve yükselişleri önceden tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar ve nereye gideceğini, nerelerden tepki alacağını da hepsini A'dan Z'ye tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 4 tane yükseliş sinyali, 4 tane de düşüş sinyali inceleyeceğiz ve daha sonrasında bir sinyalden nasıl bir hem yükseliş sinyali hem de düşüş sinyali alacağımızı sizlere göstereceğim. Bu şekilde videomuzdaki canlı sinyalleri buraya koyacağım ve yorumlayacağız arkadaşlar hep beraber ve bütün hedeflerimizin geldiğini sizlere ispatlayacağım 10 tane canlı sinyalle. Ayrıca sistemimiz trendleri de takip edebilen bir sistemdir. Yani en büyük yükselişleri sonuna kadar da takip edebilen bir sistemdir. Benim sistemim sayesinde ayı ve boğa sezonlarını bile önceden görebileceksiniz arkadaşlar ve yükselişlerin ve düşüşlerin en sonuna kadar takip etme yöntemini de üyelere özel videolarımızda sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen canlı sinyallerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki bölgelerde bir canlı yükseliş sinyali alıyoruz ve bu şekilde bakın bir yükseliş oluyor. İlk hedef orta band, ikinci hedef üst band olduğunu unutmayın ve şu anda sinyalimizi inceleyelim. Bakın orta banda değiyor ve buradan bir tepki alıyor. Bunları zaten öngörüyoruz arkadaşlar ve olabilecek her duruma karşı da bir işlem yapıyoruz. Bunu da sizlere gösteriyorum zaten nasıl yapıldığını. Bakın orta bandtan bir tepki aldık ve daha sonrasında yönünü tekrar yukarı doğru veriyor ve üst banda değdiğini göreceğiz şimdi bakın. Görmüş olduğunuz gibi üst banda değiyor ve hedefimiz gerçekleşiyor. Bu yükseliş arkadaşlar önceden tespit ediyoruz canlı bir şekilde. Üyelere özel videolarda zaten bunu sizlere gösteriyorum. Bakın üst banda değdi ve bir tepki aldı. Evet, şimdi de ikinci canlı yükseliş sinyalimizden bahsedelim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine burada hızlandırarak videoyu kayda aldım ve yine buradaki bölgelerde bir yükseliş sinyali alıyorum. En dipte bir yükseliş sinyali tespit ediyoruz ve baktığımız zaman arkadaşlar bakın bir yükseliş geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten hızlandırılmış bir video ve ilk hedefimize birazdan geldiğimizi göreceksiniz. Ve bakın buradan bir tepki aldı. Şu anda bekliyoruz yükselişi. Buradaki sinyalden sonra da bir yükseliş geliyor zaten. Bakın görmüş olduğunuz gibi orta banda doğru gelmeye başladı. Evet, çok güzel, bakın orta bandtan tepki almaya başladı. Stop loss'umuzu bu arada zaten alt bandın altına yerleştiriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok net bir sinyal, yine yönünü yukarı doğru veriyor. Burada biraz daha yatay ilerlemeye başladı ve beklemeye devam ediyoruz. Böyle bakın yine yükseldi ve üst bandın altına bakın yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Yine bir yükseliş sinyalimiz başarılı oldu. Buradaki yine en dibi tespit etmiş olduk arkadaşlar ve üst banttan yine bir tepki alıyor. Evet, şimdi de 3. canlı yükseliş sinyalimizi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Sistemimizin verdiği sinyalimizi bu bölgelerde tespit ediyoruz ve bildiğiniz gibi ilk hedefimiz orta band, ikinci hedefimiz de üst band. Burada beklemeye devam ediyoruz ve birazdan yükselişin geldiğini göreceksiniz sizler de. Bakın bir anda yükseldi ve orta bandı direkt olarak değeceğini sizler de şu anda göreceksiniz. Direkt orta banda değiyor ve orta bandtan bakın bir tepki alıyor. Burada birinci hedefimizin geldiğini görüyoruz ve daha sonrasında tekrar deniyor ve orta bandı birazdan bakın kırdığını ve yönünü yukarıya doğru verdiğini göreceksiniz burada. Şöyle bekleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine hedefimize geliyor arkadaşlar mumlarımız. Devam ediyor ve bakın görmüş olduğunuz gibi üst bandın biraz daha altına mumlarımız ulaştı ve hedefimiz geldi arkadaşlar yine ve tepki alıp yönünü aşağı doğru verdi. Evet, 4. canlı yükseliş sinyalimize de bakın görmüş olduğunuz gibi bir dibi yine tespit etmişiz sizlerle birlikte ve daha sonrasında bakın bir yükseliş başlıyor. Bu bölgelerde bir yükseliş sinyali tespit ediyoruz ve bakın ilk hedefimiz orta band olarak görüyoruz burada zaten ve yükseliş başlamış burada. Bekleyelim birazcık şöyle. Video zaten hızlandırılmış bir video. Şöyle bakın, orta bandın yakınlarında bir tepki almış o bölgelerden. Ve orta banda doğru yükselmiş olduğunu görüyoruz bakın. Orta bandı değdi şu anda. Ve orta bandtan hafif hafif tepki almaya başladı. Ve bakın yönünü tamamen yukarı doğru vermiş olduğunu ve yine mumlarımızın ikinci hedefe doğru gitmiş olduğunu görüyoruz. Bakın orta bantta biraz yatay yönlü seyretmeye başladı ve daha sonra tekrar yukarı yönlü devam etmeye başladı. Bu şekilde yine bir yükseliş sinyalimizi en dipte tespit etmiş olduk arkadaşlar, muazzam bir şekilde. Ve bakın ikinci hedeften de bir tepki almış olduğunu da burada görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de canlı düşüş sinyallerini inceleyeceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine tepe noktada bir düşüş sinyali tespit ediyoruz ve burada yine görmüş olduğunuz gibi orta banda doğru fiyatların gitmiş olduğunu görüyoruz. Bakın orta banda değdi şu anda ve orta banddan bir tepki alacak mı kontrol ediyoruz. Evet, aldı ve bakın görmüş olduğunuz gibi yönünü biraz daha yukarıya doğru vermeye başladı. Daha sonrasında orta banddan tepki aldıktan sonra yönünü tekrardan aşağı doğru vermiş olduğunu ve birinci hedefimize geldikten sonra ikinci hedefimize de fiyatlarımızın geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim, bakın görmüş olduğunuz gibi yine hedefimize ulaştık ve buradan da bir tepki almış oldu ve hedefimiz gelmiş oldu buradaki örneğimizde de. Evet arkadaşlar, şimdi de ikinci canlı düşüş sinyalimize geçtik. Baktığımız zaman burada yine bu bölgelerde bir düşüş sinyali tespit ediyoruz sistemimizden ve daha sonrasında olacakları izleyelim şu anda. Hızlandırılmış bir video olduğunu zaten biliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bakın mumlar yönünü direkt olarak aşağı doğru verdi ve beklemeye devam ediyoruz. Bakalım fiyat hareketleri nasıl olacak? Evet bakın orta banttan bir tepki almış olduğunu ve yönünü birazcık yukarı vermiş olduğunu görüyoruz. Burada hiçbir şekilde stopumuz patlamıyor arkadaşlar. Bakın çünkü üst bandın üzerine stop loss noktamızı koyuyoruz ve bakın görmüş olduğunuz gibi fiyatlar aşağı doğru gidiyor şu anda. İzliyoruz arkadaşlar fiyatlarımızı. Orta bandı değdikten sonra yönünü aşağı doğru verdi. İzlemeye devam ediyoruz. Şöyle bakın. Devam ediyor şu anda. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hedefimiz geldi ve yine bir düşüş trendini tespit ettik öncesinden. Evet, şimdi bir sonraki düşüş sinyalimizi inceleyelim. Canlı bir düşüş sinyalimiz. Burada inceliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman yine bu bölgelerde bir düşüş sinyali alıyoruz. Bakın şu anda bir düşüş sinyali almadık henüz. Baktım ilerlerde bir düşüş sinyali alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir izlemeye devam edelim. Bu bölgelerde bir düşüş sinyali tespit ediyoruz ve baktığımız zaman şöyle izleyelim. Bakın orta bandı doğru şu anda ilerliyor. Orta bandı değiyor. Ve orta bandtan bir tepki aldıktan sonra direkt olarak yönünü aşağı doğru veriyor arkadaşlar. Çok hızlı bir sinyal burada tespit ediyoruz ve bu şekilde bir düşüşü yine çok hızlı bir şekilde tespit ediyoruz arkadaşlar buradaki sinyalimizde de. Evet, yine dördüncü canlı düşüş sinyalimizde de bu bölgelerde bir düşüş sinyali tespit ediyoruz arkadaşlar. Bu bölgelerde bir çok net düşüş sinyali aldık ve bakın görmüş olduğunuz gibi burada fiyatlar yönünü aşağı doğru vermeye başladı ve ilk hedefimiz olan orta banda doğru yönünü veriyor arkadaşlar. İzliyoruz fiyat hareketlerimizi şu anda. Yatay yönlü gitmeye başladı şu anda ve bakın aşağı doğru gidiyor. İzliyoruz burada. Çok net bir sinyal. Direkt orta banda gitti. Bakın. Zaten burada olabildiğince yüksek bir yüzde kazanıyoruz arkadaşlar orta bantta ve birinci hedeften karımızı aldıktan sonra zaten ikinci hedefe de gelmiş olduğunu görüyoruz burada. Devam edelim, şöyle bakın orta banttan yine bir tepki aldı. Genel olarak orta banttan bir tepki alır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine fiyatlar yönünü aşağı doğru veriyor. Böyle bakın aşağı doğru iniyor ve buralarda seyretmeye başlıyor ve bakın şu anda beklemeye devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi yine bir düşüş sinyalimizi tespit ettik. Şimdiki örneğimize de bir sinyalden nasıl hem yükseliş hem de düşüş sinyali alacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Burada bir yükseliş sinyali alıyoruz öncelikle ve daha sonrasında bir düşüş sinyali alacağız burada. Baktığımız zaman burada yükseliş sinyali aldıktan sonra inanılmaz bir yükselişi en dipte tespit etmiş oluyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamıyla büyük bir yükselişi tespit edebiliyoruz burada. Şu anda izleyelim bakalım fiyat hareketlerimizi. Bakın devam ediyor burada canlı olarak bakın. Gördüğünüz gibi bir yükseliş trendini öngörmüşüz yine burada sistemimiz sayesinde. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bir düşüş sinyali buradan tespit ediyoruz ve fiyatların yönünü aşağı doğru vereceğini şimdi göreceksiniz. İzleyelim. Bakın düşüş sinyali aldıktan sonra da orta banda kadar bakın yönünü vermiş olduğunu görüyoruz. Orta banda doğru ilerliyor şu anda. Hızlandırılmış bir video zaten. Bakın görmüş olduğunuz gibi orta bandtan bir tepki alıyor ve daha sonrasında yönünü aşağı doğru tekrar vermeye devam ediyor. Ve bir düşüş trendini daha öngörmüş oluyoruz arkadaşlar sistemimizin sinyalleri sayesinde. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Kendi Stratejim Premium'un vermiş olduğu canlı sinyalleri inceledik ve hepsinin hedeflerine ulaşmış olduğunu gördük. Ben sistemimin verdiği ortalama 10 sinyalden 9'unda başarılı oluyorum ve zaten görüyorsunuz ki fiyatların nerelerde tepki alacağını bile sistemimiz bizlere söylüyor arkadaşlar. En dipte al, en tepede sat sinyalleri alıyoruz sistemimizden. Ayrıca birinci hedef ve ikinci hedef belirttik diye sadece oralara kadar giden fiyatları öngörüyoruz diye düşünmüyoruz. Bütün büyük yükseliş ve bütün büyük düşüşleri de nasıl yakalayacağımızı katıl videomuzda sizlere detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar, A'dan Z'ye. Yani hiç şüpheniz olmasın. Videoyu izledikten sonra aynı benim gibi profesyonel bir şekilde trade yapıp başarılı olabileceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum.